Komşuluk belli bir alandaki taşınmazlarda oturan veya iş yeri olanlar ya da birbirine yakın taşınmazlardan yararlananlar arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir kavramdır. Malumunuz kış aylarının en başındayız. Kış aylarında sıkça yaşanan sorunlardan birisi de işte merkezi sistemde, kalorimetre sisteminde, işte kombili sistemde binaları ısınan kimselerin sıkça gelen soruları ve problemleri. Ben kombimi yakıyorum, komşum ya da merkezi ısıtma içerisinde komşum komşum kapatıyor peteğini çok sıcak olduğunu bahane ederek. Bu durumlarda komşuluk hukuku çerçevesinde benim komşuma karşı talep edeceğim hukuki talepler nelerdir şeklinde sorular alıyoruz efendim. Hemen belirtelim. Havaların soğuması ile birlikte birbirine komşu olan mülk sahipleri ve kiracılardan bazıları konutlarında yakıt tasarrufu sağlamak maksadıyla kombiyi açmamakta, komşu dairenin ısınma sistemlerinin çalışması ile evlerinin ısınmasını sağlayarak komşusundan haksız şekilde fayda sağlamaya çalışmaktadır. Merkezi ısıtmalı bina ve siteler yönünden kaloriferlerin hangi tarihten itibaren ve hangi saatlerde dış ortam sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde yakılacağı mahalli çevre kurullarınca karar altına alınıp valilik ve belediyelerce ilan edilmekte ve denetimi yetkililerce yapılmaktadır. Efendim burada belirtmek gerekir ki soba, kat kaloriferi, kombi ile ferdi ısınan binalarda isteğe bağlı yakılıyor. İşte burada tam olarak devreye kat mülkiyeti kanunu giriyor. Efendim belirtelim ki kat mülkiyeti kanunun 18. maddesinde kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek, yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler düzenlemesi bulunmaktadır. Eğer aynı binayı paylaşan malik veya kiracılar mevsimsel zorunluluk olmasına rağmen bireysel ısıtma sistemlerini hiç veya yeterli oranda çalıştırmıyor ise bu eylemden zarar gören komşular haklarının çiğnendiğinden bahisle uğradıkları maddi zararları talep edebilecekleri gibi zikredilen kanunun 33. maddesi kapsamında ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden hakimin müdahalesini isteyebileceklerdir. Mahkeme tarafından yapılacak inceleme komşunun mevsimsel şartlara uygun şekilde kullanmakta olduğu konutu hiç veya yeterli oranda tespit edilmediği takdirde hakim bu eylemin sonlandırılmasına karar verebilecektir. Eylem nedeniyle komşu herhangi bir maddi zarara uğradığı takdirde bunu da maddi tazminat adı altında bu zararı veren komşusundan talep edebilecektir. Hemen belirtelim ki bu konuda halk sağlığının korunabilmesi amacıyla merkezi ısıtmalı bina ve sitelerde oturanların herhangi birisinin talebi halinde il umumi hıfz-ı sıha kurulları tarafından ısıtma sisteminin çalıştırılmasına karar verilebilecektir. Bu konuda yetki il umumi hıfz-ı sıha kurullarındadır.